Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 21 Ekim 2020. Değerli arkadaşlar, son bir haftada fark ettiniz mi bilmiyorum ama kliniklere yeni hayvan alamıyoruz. Bunun nedeni de kliniklere olan borcumuz. Şu an itibariyle son 1,5 ayda aldığımız 29 vakadan sadece 9 tanesi taburcu oldu. Bugün itibariyle de kliniklere olan toplam borcumuz 18.700 lira. 2 gün önce 19.000 liraydı. 2 günde bu kadar indirebildik sadece. Değerli arkadaşlar, sadece kliniklere değil malzemeciye de 14 bin liranın üzerinde borcumuz var. Malzemeciyi geçtik, bir kenara koyalım. Ama kliniklere ödeme yapmamız lazım mutlaka ve mutlaka. Çünkü burada bir tedavi söz konusu. Yani hayvanlar tedavi oluyorlar. Gecikme yaşanmaması için veya bir sıkıntı olmaması için veya gelen ihbarlara da bakabilmemiz için kliniklere ödeme yapmamız gerekiyor kesin olarak. Arkadaşlar, şimdi dün devlet denetlemesi vardı. Dernek 2017 yılında kuruldu. 2017 yılından bugüne kadar ki bütün gelir gider, harcanan para, gelen bağışlar, nereye harcanmış, nereye ne yapılmış, bütün evraklar hepsi tek tek denetlendi en ince ayrıntısına kadar ve hiçbir sorunla karşılaşılmadı. Zaten böyle olacağı belliydi, biliyorduk. Yani bir sıkıntı çıkmayacağını zaten biz adımız gibi biliyorduk. Çünkü en şeffaf çalışan ve işini en düzgün şekilde yapmaya çalışan derneklerden biriyiz. Ama en az destek gören dernek yine biziz. Böyle bir şey nasıl oluyor anlamış değilim gerçekten. Bu konuda sizden biraz daha hassasiyet bekliyoruz. Malzemeciyi geçiyorum. Malzemeciyi idare edebiliriz bir şekilde. Ancak tedaviyi idare etmek gibi bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Hayvanlar ihbar ediliyor, sayfa etiketleniyor, ihbar telefonları geliyor. Ama maalesef bakamıyoruz, alamıyoruz. Bu çok büyük bir sıkıntı. Bizim için değil, hayvanlar için büyük sıkıntı. Değerli arkadaşlar, bu konuda biraz daha hassasiyetinizi bekliyoruz. Bu borcu biraz daha kapatmamız, indirmemiz lazım ki yeni hayvanları kliniklere alabilelim. Durum oldukça ciddi ve sıkıntılı. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.